Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bana sıkça bir soru soruyorsunuz. Bunu size video çekerek yanıtlamak istedim. Diyorsunuz ki abi sizden alacağımız gerek simenter yani filekli sütçü simenter gerekse Holstein hayvanlar yaylıma gider mi? Mera'ya gider mi? Mera'da otlar mı? Mera'da yürür mü? Şeklinde soru soruyorsunuz bana. Bunu size bir video çekerek yanıtlamak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz Cenab-ı Allah bütün büyükbaş hayvanları yani inekleri otçul olarak yaratmış. Bunların temel gıdası otlardır. Doğada bulunan gerek çayır otları gerekse bizlerin suni olarak ürettiği farklı farklı otlardır. İnekler otlayarak büyürler, otlayarak gelişirler. Özellikle bahar aylarında Cenab-ı Allah'ın gene lütfuyla doğanın uyanışıyla bahar otlarının içerisinde bulunan yüksek miktarda protein hayvanların gerek süt verimliliğine gerekse büyüme hızını hızla arttırır. Ve inanılmaz bir şekilde hayvanlara fayda sağlar. Bu sebepten ötürü ki bahar otlarından mutlaka hayvanlarımıza istifade ettirmeliyiz. Ancak burada şu var. Tabii ki insan elinin değmediği hiçbir canlı yok. İnsan elinin değdiği canlılar maalesef kendi doğasından uzaklaşıyor. Nasıl uzaklaşıyor dersek İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da biliyorsunuz bizim yerli ırklarımız var. Boz ırklarımız var. Kara sığırlarımız var. Yerli sığır ırklarımız var arkadaşlar. Bu hayvanlar kendi doğası gereği meralarda otlarlar ve bunlardan sadece ve sadece yetiştiricilerin elde etmek istediği şey yılda bir tane buzağı elde etmektir. Ama biz bizim yetiştirdiğimiz, bizim sizlere kazandırdığımız bu kültür ırkları yani sütçü simenterler ve Holstein ırklarının ben Mera'ya götürülmesini çok tasvip etmiyorum arkadaşlar. Neden abi dediğinizi duyar gibiyim. Şu sebepten ötürü arkadaşlar bu hayvanlar gerek cüsseleri bakımından 800 kiloyla 1 ton arasında ağırlıklara sahip oluyorlar. Canlı ağırlık olarak. Yani bu hayvanlar bizim bunlardan beklentimiz yüksek süt verimliliği arkadaşlar. Bunlardan süt elde etmek istiyoruz. Bu hayvanları besleme sebebimizin tek sebebi bu hayvanlardan elde edeceğimiz yüksek miktarlarda süt. Bu hayvanlardan bizim başka bir bakışımız yok. Eğer buzağı elde etmek için hayvan bakacaksak o zaman farklı ırklara yönelmeliyiz. Biz bu hayvanlardan yüksek süt verimliliği elde etmek istiyorsak bu 800 kilo 1 ton arasında olan hayvanlarımızı Mera'ya götürerek boşu boşuna enerji sarfiyatı yapmamalıyız. Hayvanlarımızı çiftliğimizde bulunan konforlu yani konforlu deyince de aklınıza böyle son sistem yataklar döşekler onlar bunlar gelmesin arkadaşlar. Gerek açık sistemde gerek yarı açık sistemde hayvanın minimize gezeceği bir alanda mesela toprak alanda konforlu bir şekilde dediğim budur arkadaşlar. Toprak alanda hayvanlarımız istirahat edecek suya, yeme ve sığınmaya istedikleri zaman ulaşacaklar. Bunun haricinde biz bu hayvanı alıp Mera'ya götürürsek kilometrelerce efendime söyleyeyim dağ bayır gezdirirsek bizim bu hayvanımız yürüyerek sarf ettiği enerjiyi süte çeviremeyecektir. Bu sebeptendir ki bizim kültür ırklarını bu şekilde Mera'yı onların ayağına getirerek beslememiz gerekiyor. Yani ineğimiz burada gelecek yeşil otunu yiyecek sezonsal olarak. Arka tarafında hemen onun için ayırdığımız bölümde yatacak, istirahat edecek, kalkacak, suyunu içecek. Ve buradan da sığınmaya gidecek. Bunu ne zaman yapmanızı tavsiye ediyorum? Özellikle hayvanlarımızın her doğumla başlayan yeni bir laktasyon sürecinin içerisine girdikleri zaman hayvanları uzun kilometrelerce yürütmeyin. Bizim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarda şunu tespit ettik arkadaşlar. Hayvanların o gördüğünüz durak demirli kauçuk yataktan olan ortada sıyırgı yolu ve yem yolu. Hayvan
yem yolundan yemini yiyor, arkasını dönüyor, kauçuk yatakların üstüne yatıyor. Onun haricinde arka bahçeleri var, isterse de arka bahçesine çıkıyor. Bizim burada yaptığımız bir çalışmada, arkadaşlar, arka bahçeleri dahi açtığımızda, yani şu yemlikten 20 metre uzaklaştığında, inekler maalesef dünyanın en tembel hayvanları olduğu için, ya şimdi ben burada yatmışım toprağın üstüne, kim kalkacak da buradan gidecek yem tüketecek, kim kalkacak da buradan gidip su içecek diye düşünüyor. Bunu düşünen inek su tüketmediği için, yem tüketmediği için maalesef bu kadarcık kısa bir mesafede, yani 20 metre yemliğe uzak oluşundan, bunun tembelliğinden yeme gelmeyen ineğin gelen inekten farkı günlük süt veriminde %20 oranında düşük oluyor arkadaşlar. Burasını iyi anladık sanırsam. Yani arka bahçesi açık çiftliklerimizde, kapıları açtığımızda toprak zemine gidip yatan ineklerle arka bahçesini açmadığımız inekler arasında %20 kayıp yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Biz bırakın 20-30 metreyi, hayvanımızı alıp yüzlerce metre, kilometrelerce otlatmaya götürürsek bizim süt verimliliğimiz kat be kat düşecektir. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela biz buradaki çiftliğimizde hayvanlarımızı ot sılaj makinesiyle direkt romorka regras tarlalarımızdan biçtiğimiz yeşil otları getirip hayvanların önüne servis ediyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız tarlalarımızın etrafında çok fazlasıyla komşularımıza ait hayvanlarımızın zarar ziyan verebileceği ekili tarlalar var. Biz o sebepten götüremiyoruz. Sizler de mevcut olarak ekmiş olduğunuz alanlardaki otları, tabii ki bunun da bir maliyeti var. Bir tane ot sılaj makineniz olması lazım. Ot sılaj makinenizle biçip bu bahar otlarındaki yüksek proteinden faydalanmak istiyorsanız hayvanlarınızı ahıra siz getirip servis edeceksiniz. Şimdi bunun matematiksel de bir boyutu var. Bu matematiksel boyutunu da yaptığımızda aslında bizim tasarruf etmeye çalıştığımız, yani hayvanları meraya götürüp de tasarruf etmeye çalıştığımız şey hayvanların tüketeceği kaba yemdir arkadaşlar. Hayvanların kesif yemini de, yani kaba yemler nelerdir? Yeşil otlardır, kuru ottur, kuru çayır otlarıdır, yoncadır, mısır sılajıdır. Bunlardan tasarruf etmek için biz baharda bahar otlarından, taze yeşil otlardan hayvanlarımıza servis ediyoruz. Ama kesif yemlerden de burada tasarruf etmeye kalkarsak arkadaşlar, o zaman verimliliğimiz kat be kat daha düşecektir. Yani siz hayvanlarınızı meraya götürdüğünüzde süt verimliliğinin azalmaması için döndüğünde mutlaka süt yemi vermelisiniz. Ama ne kadar da verseniz, siz hayvanınızı yürüttüğünüz, gezdirdiğiniz için hayvanlarınızın verimliliği zaten düşecektir. Bu ne demek olur? Bugün sizin bir süt hayvanınız 30 litre, 35 litre süt vermesi gerekirken sadece kaba yemden tasarruf etmek için hayvanlarınızı götürüp meralarda orada burada gezdirirseniz, sizin istediğiniz kadar hayvanı merada doyurun, dönüşte de hayvanınıza kesif yem, yani süt yemini de servis etseniz, sizin hayvanınızın süt verimliliği o gün 20 litreye düşecektir arkadaşlar. Bunun size garantisini veririm. Bunu bu şekilde anlatabildiğimi umut ediyorum sizlere. Bir ikincisi de, şimdi kültür ırklarında biliyorsunuz, yerli ırklara nazaran hayvanların meme yapıları oldukça büyük. Hayvanların meme torbaları daha fazlasıyla sarkık. Çünkü neden? Bunlardan yüksek süt verimi elde etmek istediğimiz için memeleri hayvanların geniş bir yapıya sahip. Fiziksel olarak da bakıldığında meme yapısı daha fazla yere yakın. Şimdi belki ova veya dümdüz arazilerde hayvanlarımızın meme yapıları çok ciddi zararlar görmez ama özellikle kıraç arazilerde, yani çalının çırpının olduğu arazilerde hayvanlarımızı da gezdirirsek, bu meme yapılarına doğada bulunan çalı çırpı, efendime söyleyeyim, herhangi bir tel vesaire hayvanımızın meme yapısına ciddi şekilde de
zarar verecektir. Bunları da göz önünde bulundurun. Meme başlarında deformasyon olacaktır. Bu çalının çırpının vermiş olduğu yaralanmalar olacaktır. Bunlar size 3 kuruşluk yemden tasarruf edeyim derken çok daha fazlasıyla sağlıksal masraflar açacaktır arkadaşlar. Bunları sizlere anlattım arkadaşlar. Kısaca umarım yeterli bilgi verebilmişimdir. Umarım yeterli detaylı bir şekilde size anlatabilmişimdir. Şimdi sizin 3-5 tane takipçimin bize teklif etmiş olduğu bir şey var arkadaşlar. Diyorlar ki Elçin Hanım bir size sorular sorsun. Bizim size sormak istediğimiz çok fazlasıyla soru var. Siz de bu soruları bize kısa kısa cevaplar şeklinde cevaplayın. Biz de Elçin Hanım'la bir karar aldık. Bundan sonra arkadaşlar bize sormak istediğiniz soruları Elçin Hanım'a iletin. Nasıl ileteceğinizi de yorumlar kısmına link bırakacağız arkadaşlar. Bırakmış olduğumuz linkten bana sormak istediğiniz, sizler için cevaplamamı istediğiniz soruların cevaplarını 5'er dakikalık, 10'ar dakikalık videolar şeklinde yanıtlamaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce. Bunu da size hatırlatmak istedik. Bundan sonra böyle kısa kısa videolar yapacağız. Bununla ilgili bir video serisi başlatmayı düşünüyoruz. Umarım sizlere bir nebze olsun faydalı olabiliyoruzdur. Faydalı olabiliyorsak sizlere lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Uyarı zil sesini açmayı unutmayın. Paylaştığımız her videodan istifade etmek istiyorsanız kanalıma abone olup zil butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Burada benim sizlerle paylaşmak istediğim şey arkadaşlar, ben sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum sadece. Ben sizlere kesinlikle ve kesinlikle akıl verme vahabında değil. Çünkü benden çok iyi bilen arkadaşlarımız da vardır. Benden çok çok daha iyi yapan arkadaşlarımız da vardır. Ama ben başarılı olduğum yöntemleri sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizlere yeteri kadar faydalı olabiliyorumdur. Kafanıza takılan da her türlü soruyu hiç çekinmeden, yeter ki mesai saatleri içerisinde olsun. Çünkü mesai saatlerinin dışında telefonla konuştuğum zaman Elçin Hanım ciddi olarak bana kızıyor. Aileme ayırmam gereken vakitte de sizlerle konuştuğum için ailem de üzülüyor. Bu sebepten ötürü mesai saatleri içerisinde dilediğiniz şekilde beni arayabilir. Kafanıza takılan her türlü soruyu bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.